Ankara'dayız. Bugünkü sorumuz yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı yoksa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek mi diye soracağız. Bu bir anket çalışmasıdır. Herhangi bir siyaset içermemektedir. 15 olan kazanır. İyi seyirler. Merhabalar. Çok kısa bir sorum olacaktı. Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi? Mansur. Ben CHP'liyim çünkü. O yüzden. Teşekkür ederiz. İşte sağ olun. Hemen bunu. Teşekkür ederiz. 1-0 oldu. Hanımefendi merhaba. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Tabii ki Mansur Yavaş. Melih Gökçek ne yaptı? Atatürk Orman Çiftliği'ni. İçim yanıyor oradan geçerken. Teşekkür ederiz. Yani. Sağ olun. Bir de emekli maaşımızı arttırsın söylem. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Bir Ankaralı olarak. Mansur Bey. Neden? Ben seviyorum adamı ya. Dürüst adam. Teşekkür ederim. Dürüst buyurun sev soralım. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş. Neden? Çünkü Mansur Yavaş'ın yaptığı işler o da her tarafı otopark yaptı, her tarafı şey yaptı. O yüzden. Tabii. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. 4-0 oldu. Sosyal medyayız biz. Teşekkür ederiz. 4-0. Merhabalar. Çok kısa bir sorum olacaktı. Yok abi bana sorma. Ben bu ara... Tamam. Hanımefendi merhaba. Çok kısa bir sorum olacaktı. Bir Ankara olarak size soruyoruz. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş. Neden? Yani bilmiyorum tarafsız yönetmesinden dolayı. Yani çok beğeniyorum Mansur Yavaş'ın yönetme şeklini. Öğrencilere verdiği imkanlardan dolayı benim de okuyan iki tane çocuğum vardı. Onun için çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür 5-0 oldu. Hangi kanal? Biz sosyal medyayız. Magazin Forever. Teşekkür. Hangi kanal? Sosyal medyada Magazin Forever. Tamam. Teyzemize soralım. Teyzeciğim. Bir Ankara olarak sizlere soruyoruz. Mansur Yavaş mı, Melih Gökçek mi? Melih Gökçek. Neden? Bilmiyorum ama alışkın olduğumuz için. O yüzden. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. 5-1 oldu. Devam ediyoruz. Efendim? Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abimizin sesi gelmemiş olabilir. Merhabalar. Çok kısa bir sorum olacaktı. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş. Neden? Çalışmaları dürüst. Bir de çok dürüst. Teşekkür ederim. Bir gruptan bir oy alıyoruz. Teşekkür ederiz. 6-1. Abi merhaba. Mansur Yavaş. Buyurun sorayım. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş. Neden? Yani gereksiz harcamalar yapmadı. Halkımızla paylaşıyor şu andaki belediyenin bütçesini ondan dolayı. Teşekkür ederiz. 15'e ilk ulaşan kazanacak. Ankara'dayız. Bugünkü sorumuz... Büyükşehir Belediye Başkanı yenisi mi yoksa eskisini mi tercih ediyorsunuz diye soruyoruz. Hanımefendi çok kısa bir sorum olacaktı. Sizce Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi? Tabii ki Mansur Yavaş. Neden? Mansur Yavaş'ın hizmetleri daha iyi, halkçı. Melih Bey yıllarca hizmet verdi ama ben memnun kalmadım. Özellikle Çankaya bölgesinde üvey evlat muamelesi yapardı. Evet. Çankaya'da çok çalıştım. Otobüs bulamazdım, üst üste giderdik. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun size soralım. Sağ olun, iyi günler. Hanımefendi merhaba. Çok kısa bir sorum olacaktı. Bir Ankara olarak size soruyoruz. Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş. Çok kısa, neden? O daha bize samimi geliyor, o yüzden. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun hanımefendi size soralım. Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Melih Gökçek. Neden abla? Bilmem. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dayıcığım merhaba. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş. Neden? Valla Melih Gökçek 20 yıl yönetti bizi. Ankara'da görüyorsunuz işte her yer oyuncak. Başka bir şey yok, köprü. Teşekkür ederiz. Yani Mansur Buraya Yavaş. Buraya söyle sorun dayıcım. Size Melih Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? İkisini yaptı Melih Gökçek. Neye yarar ki? Teşekkür ederiz. Onların hepsi Ankara'ya sattı Melih Gökçek. Tamam dayıcım. Yok biz anket yapıyoruz. Bir herhangi bir siyaset yapmıyoruz. Sağ olun. Merhabalar. Bir Ankara olarak sizlere soruyoruz. Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Yani şimdi ben ona cevap veremem. Yani Ankara mutlu ya, biz mutluyuz. İkisi arasında hangisini daha çok beğeniyordunuz? İkisinin de avantaj ve dezavantajları vardı hocam. Yani şimdi ikisinin hakkında yani yorum yapamam. Peki yarın seçim olsa oyunuzu hangisine verirsiniz? Kararsızım. Teşekkür ederim. İyi. Sağ olun. Teyzeciğim merhabalar. Sizce hanımefendi merhabalar. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Yavaş tabii ki. Tek kelime. Çalışıyor. Dürüstlüğüne inanıyorum. İyi bir siyasetçi. Ilımlı yani. Her tarafa da
ılımlı mesajları var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dayıcım merhaba. Bir sorum olacaktı. Sizce? Yabancı. Okey, teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Efendim? Biraz önce konuşmuştuk. Ha, konuştunuz, tamam, teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi merhaba. Bir sorum olacaktı. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ederiz. Oyunuzu aldık. Merhaba. Bir sorumuz olacaktı. Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Nasıl? Mansur Yavaş mı yoksa? Mansur Yavaş. Neden? Melih Gökçek batırdı diyorlar Türkiye'yi o yüzden. Türkiye'yi Ankara'daydı ama o. Yani Ankara'yı. İşte Ankara'yı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Merhabalar. Çok kısa bir sorum olacaktı. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Yorum yapmak istemiyorum ya. Yok mu yorum? Teşekkür ederiz. Merhabalar. Dayıcım sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Bence Melih Gökçek. Neden? Çünkü Mansur Yavaş benim siyasi görüşüme ters düşüyor onun için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun size soralım. Dayıcım merhaba. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş mı? Bu neden icap etti? İşte Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'nın. Biz de Ankara'dayız. Onun için soruyoruz. Ankara'sınız. Onun için soruyoruz. Şimdi zavallı geldi Mansur Yavaş. Melih Gökçek haraplarını tedavi ediyor şimdi. Hastalığını tedavi ediyor. Adamın bir türlü başı doğrulmadı. Oyunuz? Nasıl? İkisi arasında. Oyunuz? Mansur Yavaş olur. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nasılsınız teyzeciğim? Çok kısa bir sorum olacaktı. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Melih Gökçek. Melih Gökçek? Evet. Neden? Ne bileyim, o da çok iş yaptı o yüzden herhalde. Teşekkür ederiz teyzem. İyi günler, kolay. İyi günler, sağ olun. Buyurun teyzem, size soralım. Sizce Mansur Yavaş mı yoksa Melih Gökçek mi? Yorum yok. Teşekkür ederiz. Buyurun size soralım. Mansur Yavaş demek istiyorum. Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi? Mansur Yavaş demek istiyorum. Neden? Çünkü öğrencilerin, mesela fakir öğrencilerin sınava girişindeki sınav para veriyoruz ya, yatırıyoruz mesela 250 lira. Onları karşıladı. Geçen ben aç karnıma hastanede randevum vardı. Bir baktım şurada şey dağıtıyorlar. Çorba dağıtıyorlar. Millete çay fırlatmak yerine sıcak çorba dağıtmak daha mantıklı geldi bana, o yüzden yani. Teşekkür ederim. Kardeşim vermiş olduğu oyla Mansur Yavaş bugünkü anketimizi kazandı. Bu bir anket amaçlı bir videodur. Herhangi bir siyaset içermemektedir. Bir sonraki videomuzda nerede sormamı istiyorsanız mutlaka yorum olarak yazmayı unutmayınız.